Gel. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ufak bir çocukken, daha adı Mehmet iken bir haşarılık yapmış. Babası Sultan Murat Han bunu görünce bu çocuktan adam olmaz diye vermiş. Akşemseddin Hazretleri bunu duyunca ellerini açıp peder ne der, kader ne der deyivermiş. Kader haklı çıkmış. Akşemseddin Hazretleri haklı çıkmış. Kader dedemin yollarına su sermiş. O çocuk büyümüş. Fatih oluvermiş. Keşke ben de bu çocuktan adam olmaz deyiverseydim de kader beni yanıltsaydı. Efendimiz, sizi üzdüğüm için mahcubum. Mesele beni üzmeniz değil, sarayla Ahsen'i nasıl görüştürürsünüz? Bunun nelere sebep olabileceğini bilmez misiniz? Hünkârım, işin mahiyetini bilmiyordum. Mahiyetini bilmiyormuş. Kız mazisini hatırlamıyor. Bizim tutsak ettiğimiz birisinin ona mazisini hatırlatması nelere sebep olabilir? Düşünmez misiniz? Her şeyi yıkıyorsun. Ne için yaptınız bunu? Hünkârım. Neden yaptınız bunu? Hünkârım. Ahsen babasını sizin öldürdüğünüzü düşünüyordu. Sen mi söyledin? Hayır. Lakin hatırlamış sanırım. Ama ben sizin böyle bir şey yapmayacağınızı söyledim. Sizin masum bir cana kastetmeyeceğinizi söyledim. Belki sarayla konuşursa hakikatin farkına varır dedim. Hünkar, sarayda her yer arandı. Lakin Ahsen kızımız hiçbir yerde yok. Nerede olduğunu biliyor musun? Ben sizin yaşınızdayken şehzadem, böyle lüzumsuz şeylerle uğraşmazdım. Ticaretle iştigal ederdim. At binerdim, silah atardım. Dünya siyasetini takip ederdim. Sense nelerle uğraşıyorsun? Onu da beceremiyorsun. Bizi Vatikan'daki hafiyemize götürecek sır kayıp. Kahvede enfes olmuş mübarek.
İnsanı muhabbete davet ediyor. Sebebi ziyaretiniz neydi paşam? Sizinle hasbihal etmek zevki her şeye evladır paşam. Lakin bu Osmanlı Bankası müdürünün zamansız vefatı da beni derinden sarstı. Takdir-i ilahi paşam. Ecelin bahanesi var, manisi yok. Öyle öyle. Acımız büyük. Ama tabii devlette devamlılık esastır. Ne yaptınız paşam? Vefat eden müdürün yerine münasip bir müdür tayin edebildiniz mi? Makbul, meziyetli, dirayetli birkaç şahıs var düşündü. Lakin son kararı hünkâr verir. Olur iş değil. Canım şimdi her şeyi de hünkârımıza havale edemeyiz ki. Devletin başı o Mahmut Paşa'm. Baş yol gösterir, ayak düz gider. E siz de bu devletin sadrazamısınız. Bostan korkuluğu değilsiniz ya. Evelallah. Bizim de kendimize göre meziyetimiz, vazifelerimiz var. Lakin bunca yıllık devlet tecrübemle sabittir ki bir ambarın bile anahtarı tek değilse faresi pektir. Bırakınız evhamı fareyi. Bir müdür atayınız gitsin. Yani siz de koskoca sadrazamsınız. Bir bankaya bir müdür atanır. İki değil. Her işin bir ehli vardır. Hünkâr bu devletin başı ise bize de laf düşmez. Paşam. Hünkârımızın işi başından aşkın. Ona yardımcı olmayalım mı? Yükünü hafifletmeyelim mi? Banka müdürlüğü için size öyle ehil bir adayım olacak ki bana müteşekkir kalacaksınız. Bu zatın ismi Sarrafoğlu Hasan. Kendisi İngiltere ve Fransa'da tahsil görmüş, çok yetenekli bir zattır. Bu isim bana oldukça aşina. Tanırsınız, tanırsınız. Kendisi çok küçük bir parayla tefecilik işine girmiş. Kısa zamanda da büyük bir servet sahibi olmuş, yetenekli, ehil bir zattır. Ona bir miktar borcunuz var. Ödemekte de zorlanıyorsunuz. Biliyoruz paşam, biliyoruz, malumumuzdur. Lakin merak buyurmayınız. Bu işi kökten halledebiliriz. Bir tefeciyi bankaya müdür yapmak günah paşam. Lakin benim hissiyatımın fetvası öyle söylemiyor paşam. Öyle söylemiyor. Bu zatın iktisat ilmi fazlasıyla var. Bankaya faidesi büyük olacaktır. Üstelik sizin de borcunuzu silecek. Mümkün değil. Borcum borç. Bu daha büyük bir günah olur ki altından kalkamam. Lakin paşam, benim hissiyatımın fetvası öyle de söylemiyor. Sizin bu zata bir para ödemenize lüzum yok. Osmanlı'da yetim, hasta, fakir fukara çok. Siz bu parayı onlara verirsiniz. Böylece büyük de sevap edinmiş olursunuz. Siz bu vaziyeti bir düşününüz.
şehzadem, peşimden gelmeyiniz. Sizi müşkül durumda bırakmayacağım. Sizin için geri geleceğim. Ahsen. Ahsen. El Fatiha. Vallahi, billahi, tallahi senin kısasını almadan mezarına gelmeyeceğim anam. Gel. Şehzadem. Nereden böyle? Artık gündüz vakti de tünelden girip çıkmaya başlamışsın. Aa, yoksa hünkârımız çıkışını tamamen yasakladı mı? Zevzeklerin lüzumu yok Sabahattin. Neden yasaklasın? Bir ses geldi, ona baktım. Aman şehzadem, kızmayın hemen. Sizi öyle gündüz vakti tünel kapısında görünce... Bu tünelin varlığından bir tek senin haberin var Sabahattin. Zamanında peder beyinle... Saray ekilerin oradaki gizli geçitten girmiştik. Onun bile haberi yok. Yani burası duyulursa senden bilirim. Şehzadem, ben hangi sırrımızı açık etmişim? Hı? Hayırdır? Sen niye geldin? Evvela şöyle bir oturalım. Ah, sana şahane bir haberim var. Neymiş bu şahane haberin? Ticaret yapmaya karar verdim. Onun için buradayım. İlkin sen işit istedim. Nasıl bir ticaretmiş bu? Bir tüccar İstanbul'a yüklü miktarda kumaş getirmiş. Hem de Hint kumaşı. Lakin malları gemiden karaya çıkaracak parası kalmamış adamcağız. Gemi de akşam hareket edecek. Çok ucuza alıcı arıyor. Bir miktar kapora verdim. Tembihledim de kimseye haber vermeyecek. Ben satın alacağım. Çok güzel düşünmüşsün Sabahattin. Zannımca çok kârlı bir ticaret olur bu. Lakin malların yarısını alabiliyorum. Yani param o kadar yetiyor. Eğer istersen, yani dilersen ortak olabiliriz. Birlikte alabiliriz malları. Olur. Çok güzel olur. Bugün peder beyin hücumuna maruz kaldım. Aa, hayırdır? Ne oldu? Elimden hiçbir iş gelmezmiş. O bir şehzadeyken ticaretle uğraşırmış. Ava gidermiş, boş durmazmış yani. Böyle öğütler silsilesi işte. Merak etme sen. Bu kumaş ticaretinden çok kâr edeceğiz. Şehzadem, 1'e 10 kazanacağız. İşte, işte yeni bir ticaret erbabı doğuyor. O kadar kârlı bir iş olur mu Sabahattin? Söylediklerimin fazlası var, eksiği yok şehzadem. Dahasını da kazandırır. Peki. Ne kadarmış?
40.000 kuruşa malın diğer yarısını alabiliriz. Sabahattin, benim o kadar param yok. Ha. Ne yapalım? Lakin validemden isterim. Kırmaz beni. Âlâ. Hünkârım, evlatlarımız sağ salim döndü. Vazifelerinde bir hakkın yerine getirmişler. Maşallah. Bir insanın hayatını kurtaran bütün insanın hayatını kurtarmış gibidir. Kurtardığınız Yahudi canlarının mükafatını divan-ı ilahi kurulduğu zaman mutlaka alacaksınız. Hünkârım, sizin aklınız, ferasetiniz olmasaydı bizim ne o Yahudilerden haberimiz olurdu ne de onları kurtarma imkanımız. Hünkârım, hayatını kurtardığımız Yahudilerin arasında bir yaşlı adam vardı. Onun söylediklerini duyan vicdan sahibi herkes Osmanlı'nın hakkını teslim ederdi. Ne dedi? İngiliz muhabirler haber yapmak için gelmişlerdi. Tabii Yahudilerin ölmediğini görünce şaşırdılar. O yaşlı adam da onlara hayatlarında ilk kez ölmekten başka bir yol olduğunu gösteren biri olduğunu söyledi. Evladım, biz ayakta durdukça her milletten, her dinden mazlumun gözyaşlarını gözden gizli silmeye gayret edeceğiz. Lakin zalimden hesap sormaktan da geri durmayacağız. İnşallah. Bize bir hediye getirmişsiniz. Havadis doğrudur hünkârım. Bir İngiliz ajanını derdest ettik. Âlâ. Gidip hesap defterini bir açalım bakalım. Ey yalnızların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merceği olan Allah'ım, sen sultanımızın yükünü hafiflet. Bir şey mi söyledin paşa? Yok hünkârım, yok. Seniham. Seniham. Yani şahane endamına garp aleminde bile rastlamak mümkün değildir. Seniham. Sen harikulade bir kraliçenin emsalsiz timsalisin. Garplılara benzetilince nefsi kabaran, şarklı biçarelerden değilim çok şükür. Öğrenemedin gitti Mahmut. Canım, ne kötülüğünü gördün de haz etmiyorsun. Medeniyetin, zarafetin diyarıdır garp alemi. Hiddetim onlara değil ki. Onlara benzemek için kendinden vazgeçen bizleredir. İnsan şahsiyetini, ahlakını, İzzet-i nefsini başkalarına benzeyerek muhafaza edemez Mahmut Paşa. Allah'a ısmarladık. Seniha Sultan. Nereye gidiyorsun? Valide Sultan saraya teşrif etti. Gitmem lazım. Aa! Valide Sultan. Valide Sultan kudretli kadın. Bence artık sarayda hesaplar değişecektir. Öyle oldu. Zira ayağının tozuyla Bidar Hatun'u bertaraf etti. Ve Makbule'yi gelin olarak bize bağışladı. Seniham. Seniham. Bence
Valide Sultan'ın lütfu değil de bütünüyle senin muvaffakiyetindir. Sen tuttuğunu kopartabilen bir kadınsın Semiha. Bu verdiğin havadis de pek güzel bir havadis. Mahmut, ben saraya gidiyorum da çok merak ediyorum. Acaba sen hangi beyhude işle iştigal edeceksin? Çok teessüf ederim Semiha Sultan. Çok teessüf ederim. Ben koskoca bir Osmanlı paşasıyım. Şu anda da mühim haberler bekliyorum. Benim öyle lüzumsuz nefes alacak vaktim bile yok. Çok teessüf ederim. Anladım paşam, anladım. Allah'a ısmarladık. Ah, kadınlar. O ne be? Baykuş. Ölü bir baykuş. Baykuş, Abdülhamit, Baykuş. Adınız nedir? Sana ne? Masum Yahudileri öldürmek için kimden emir aldınız? Tanrı'dan. Tanrı kraliçeye söylemiş. Kraliçe de bize. Ha. Kim verdi söyleyeyim mi? Senden daha büyük olan verdi. Abdülhamit. İşte o kadar büyüğüz ki elleri kolları bağlı bir adamdan bile korkuyorsunuz. Vuramıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki kılıma zarar gelse bunun hesabını sizden sorarlar. Bu kadar korkmayın ama. Allah'tan korkan kuldan korkmaz. Ama bizden kork. Biz senin Allah'ının kulu değiliz. Ha. Sen şimdi sultansın ya. İngiliz devleti tepenize bindiğinde bu paşaların var ya benim gibi subayla denk olacaklar. Senin makamına da alelade bir İngiliz valisi oturacak. Sen neyine güveniyorsun? Çoktan hükümetin beni kurtarmak için birini vazifelendirmiştir bile. Ben sonunda elimi kolumu sallaya sallaya Londra'ya gideceğim. Gideceksin. Gideceksin. Lakin benim memleketimin ormanlarından kesilmiş ağaçlardan yapılan bir tabutun içinde. Valide Sultanımız teşrif etmişler. Öyle ya. Bizi bir güzel hizaya çekti. Dayın ve senin yüzünden mahcubiyet yaşadım. Buyur otur. Validem, maksadım sadece dayımı kurtarmaktı. Kötü bir niyetim yoktu benim biliyorsunuz. Yani ne yapsaydım? Başka bir şey gelmedi aklıma. Evladım,
Yaptığımız her hamle bize zahmet olarak geri dönüyor. Bundan böyle bir şey yapmadan evvel oturup istişare etmek gerekir. Özellikle aldığın kararlar başkalarının hayatını ilgilendiriyorsa. Peki validem. Merak etmeyin siz. Şimdi senden bir şey isteyeceğim Abdülkadir. Derhal dayına bir pusula yazacaksın ve hemen saraya geri dönmesini söyleyeceksin. Dayım nerede ki? Alman seferinin hanesindedir. Senin benden hala bilmen gerekmez mi bunu? Hani sen göndermiştin ya o yaptığın şahane tertibinle dayını daha da müşkül duruma sokarak. Ne çabuk unuttun. Kaldır başını evladım. Ben senin için kelam ederim ki yaptığın hataları bir daha tekrarlamayasın. Şimdi dayına söyle, artık hünkârımızın hükmüne razı olması gerektiğini anlat. Bundan böyle hünkârımız iradesiyle ne buyurursa odur. Benim de sizden bir muradım var validem. Söyle evladım. Efendimiz birkaç nasihat etti. Bir şehzadeyken kendisi ticaretle uğraşırmış. Ben de ticaretle uğraşmak niyetindeyim. Ne güzel düşünmüşsün. Lakin yeteri kadar param yok. Bana bir miktar borç verir misiniz validem? Sen böyle güzel bir yolda oldukça ben senden hiçbir şey esirgemem. Kuruşu kuruşuna helal biriktirdiğim paradır. Aferin sana. İktisadi ve ticari meselelerde tecrübe sahibi olman çok önemli. Bu hünkârımız da çok mutlu edecek. Bu ticaretten çok kâr edersen hünkârımız mesut olur mu? Evladım çok kazanman veyahut kaybetmen değil ki önemli olan. Önemli olan dürüst ticaret yapman. Sen bu istikamette oldukça hünkârımız çok memnun olacak. Hemen korkmayın canım. Baykuş. Ölü bir baykuş. Ancak bu baykuş bundan sonra ben istediğim kadar, ben istediğim zaman size musallat olacak. Beyler. Bu baykuş talihli. Çünkü uyuyabileceği bir kutusu var. Oysa Abdülhamit öldüğü zaman yatabileceği bir tabutu olmayacak. Evet. Takdim edeyim. Neşeli mizacıyla Mahmut Paşa. Hindistan'dan Prens Madhav. Hong Kong valimiz Mao Hu. Güney Afrika valimiz Mr. Johnson. Ve Mehmet Paşa, Mısır mesulümüz. Mehmet Paşa'yı tanıyorum. Kendileri daha düne kadar payitahta tabiydiler. Ancak bugün görüyorum ki hür bir Mısır var. Mahmut Paşa, gördüğünüz gibi kimi memleketlerde yerli emirleri, kimi memleketlerde de kendi İngiliz subaylarımızı idareci olarak atadık. Londra'da oluşan bu yeni nizamın tek sahibi sadece kraliçe değildir. Büyük şirketler ve sermaye sahipleridir. Ve paranın da milliyeti olmaz. Bu süreç sizin için zorlu geçecek Mr. Mahmut. Merak buyurmayınız.
Abdülhamit'i kafese kapatırsak her iş hallolur. O kadar kolay değil Mahmut Paşa. Sadece Abdülhamit değil, bir milletten söz ediyoruz. Eski bir İngiliz başbakanı, Osmanlı'yı yıkmanın tek yolunun Kur'an'ı ellerinden almak olduğunu söylemişti. Sizinle din konuşacak değilim. Bizler sadece hür ve müreffeh bir yaşam istiyoruz. Yoksa dinimizi değiştirmek falan istemiyoruz. Size dininizi değiştirmekten söz etmiyorum Mahmut Paşa. Lakin iktisadi meselelerde mutlaka bizim emirlerimizi dinlemelisiniz. Prens Madhav, Hindistan'a hürriyeti getirmek için çok uğraştı. Bizler Hindistan'ı yönetmek için önce Londra'dan yöneticiler gönderdik. Lakin yerel halk buna karşı çıkınca bizler Hindistan'ın en seçkin eğitim kurumlarından en başarılı 200 öğrenciyi alarak Londra'ya götürdük ve eğittik. Görünüşte Hintli, lakin İngiliz kültürünü benimseyen bu gençler şimdi Hindistan'ın maliyesine, mekteplerine ve ordusuna hakimler. Bay Herbert, biz o kadar zorlanmayacağız. Biz o kadroları çoktan yetiştirdik. Sizler Londra'nın izniyle memleketin yönetimini bana veriniz. İstanbul'u ben yöneteyim. Sizler de beni idare ediniz. Bu memlekete hürriyet gelecekse ancak sizlerin sayesinde gelecektir. Mr. Parvus, size referans oldum. Ve bu zat sizin bu toplantıya katılmanızı tavsiye etti. Sizin hürriyet fikrine, liberalizmin ilkelerine ve kraliyet ailesine sadakatle bağlılığınızı biliyoruz. Mahmut Paşa. Bugün Abdülhamit'in saltanatının sona erdiği gün. Tarih belki sizi bu şekilde hatırlamayacak, lakin bizler bu yaptığınız hizmeti asla unutmayacağız. Sizi kraliyetin ve sömürge nezaretinin verdiği yetkiyle Osmanlı yüksek komiseri olarak tayin ediyorum. Komiser değil Bay Herbert. Osmanlı kralı. Kral. Sermaye tamamdır. Bizim sermayemiz para değil. Dürüstlüğümüz olacak şehzadem. Benim de arzum bu Sabahattin. Sen adamı tetkik ettin mi? Yani malları böyle kelepir fiyatına vermeye razı mı? Ettim pek tabii. Güzelce ticaretimizi yapacağız. Malları da adamı da tetkik ettirdim. Hileli tarafı yok, merak etme. Güzel. Bu malları alarak adamın ticaret hayatını kurtaracağız. Yoksa herif batacak, perişan olacak. Hem ticaret yapacağız, hem de bir adamın müşkülünü halledeceğiz. Pek tabii öyle kardeşim. Eğer ticaret yapıyorsan yazacaksın. Kayda alacaksın. Nedir bu? Malları aldığına dair bir evrak. Ha. Sen imzayı atıp mührü vurduğun vakit mallar bizimdir kardeşim. Bay Herzl, Filistin'de bir hamle yaptı ama başarısız oldu. Bay Herzl'ı
Abdülhamit'in hafiyelerine dikkat etmesi konusunda uyarmıştım. Sizin bu vali dediğiniz adamlar bile Abdülhamit'in hafiyesi olabilir. Bu adamlar defalarca sınandı Mahmut Paşa. Tıpkı sizin gibi. En ufak bir ihanetlerini hissetsek ya da dostlarınız attıklarını bilsek o gece uykularından uyanamazlar. Siz payitahtta daha uzun süre kalacak mısınız? Sultanın elinde almak mecburiyetinde olduğumuz bir ajanımız var. Filistin'deki hamlede yakalandı. Lakin merak etmeyin, sizi bu işe bulaştırmayacağız. Siz kendi vazifenizi yapın, yeter. Sara, her şey ziyadesiyle muğlak benim için. Kendini iyi hissediyorsan rica ederim durumu aşikar edecek bir iki kelam et. Uyan artık. Payitahta iyice bak. İhtiyarlar solucan gibi korkudan büzüşmüş. Çocuklar istikbalsiz. Kadınlar kara peçeler ardından soluyor. Abdülhamit göğü kaplamış, şimşekler gibi gürlüyor. Dolu olmuş yağıyor. Çiçeğe, ağaca, umuda bile tahammülü yok. Vuruyor da vuruyor zorba. Biliyorum. Biliyorum lakin evvela ivedilikle Melike'yi o rezil saraydan kurtarmalıyız. Melike'nin o sarayda olması bizim şansımız. Vazifesini bitirmeden o saraydan çıkmamalı. Ne vazifesi? Melike'nin bu hayatta elemi de emeli de aşikar. Babasının İntikamını almadan huzuru bulmayacak. Sara delirdin mi sen? Melike o koca sarayda tarihin en zalim sultanına karşı ne yapabilir ki? Her an hayati tehlike içinde. Telaş etme. Melike sultanın itimadını sağlamış durumda. Gel. Melike. Meleğim benim. Tanrım, inanamıyorum. İnanamıyorum. İyi misin? İyilik. Kardeş, mazinin eski bir alanı artık. Bundan sonra iyi olmayacağız. Ne yapacağız peki? İramit'ini bulacağız. Nasıl? Daha evvel paşanın peşindeyken Hiram bizi buldu. Ya Hiram'ın nerede olduğunu biliyordur paşa ya da bizim onu nerede bulacağımızı. İkisi de olur. Adam Osmanlı paşası. İş yapmayacağız kardeş. Sadece soracağız.